Cüneyt Şener 1,5 ay önce, 2 ay önce boşandığı İbrahim Kutluay'a bir icra, İbrahim Kutluay hakkında bir icra takibi başlattı. Sebebi de şu: 32.500 lira çocukların nafakasını ödemiyor geciktirdi ama diye. Ama 10 gün önce 3 milyon dolar almış tazminat. 5 milyon TL. 5 milyon ben 3 biliyorum. Hı. 10 gün önce 5 milyon TL'si hesaba yatmış. Ya o zaman biz ne yapıyoruz biliyor musun? Evliliği bir ekmek kapısı yapıp kadınlarımızı ayakta durmaktan alıkoyuyoruz. Bu tipleri örnek göstererek. Ben Demet'i severdim, hoş kız, iyi kız derdim, artık değil benim için. Çünkü 5 milyon almışsın. Hı. 4 katlı evde, havuzlu evde oturuyorsun. 10 yıl boyunca oturma hakkı ve aylık 32.500 TL nafaka. Evliyken çalışmana kocan izin vermiş, gitmiş programlar sunmuşsun. Hı hı. Aldatıldığını zaten dünya biliyor, sen biliyorsun. Edwin Hanım'ı eşi boşamış bir günde. Sen de biliyorsun ama ertesi gün çıkıyorsun dergilere, kocanla el ele pozlar veriyorsun. Mutluyuz, evet, evet. Evliyiz, mutlu. Biliyorsun aldatıldığını. Sırf etinden ve sütünden faydalanmak için evli kalmayı tercih ediyorsun. Adam kurtulmak istiyor. Belli ki başkasını seviyor ve her şeyini veriyor. Ya biz 4 katlı villa alabildik mi havuzlu? 3 milyon doların var mı bankada? Ayda 32 bin lira yatarken sen böyle gelir mi? İbrahim Kutluay bir fabrikatör mü? Adam çok başarılı bir sporcu ama artık yaşı var, bitti. Hı hı, evet. Her şeyini verdi adam kurtulayım diye. Daha ne istersin be bacım? Madem çocuğum var diyorsun. Dün Özlem Yıldız geldi. Evet. Onun da kocası çok zengin de. Özlem'i de çok severim. Buradan öpüyorum. Yıllardır tanırım. 500 TL nafaka alıyor. Aylık 500 TL. Olmadı mı da almıyorum diyor kız. Olmadı ya. Olmadı. Zamanında 500 TL'yi almıyorum diyor. Örnek kadın o. Yani bir evliliği biz nasıl gösterdik biliyor musun kadınlara? Rant kapısı. Zengin koca bul yapış. Benim bir lafım vardır. Sevdiğin adam zenginse ne ala. Ama parası için adam sevilmez. Onun yerine parası için bir adamla evleneceğine 100 adamla parası için beraber ol. Onun da bir meslek grubuna giriyor. Hı hı. Açıkça söylüyorum size yani. Hı hı. Parası için evlenmek o mesleğe dahildir. Ve boşandıktan sonra da bu şekilde yapışmak. İbrahim Kutluay gelip size bağlandığında ve konuştuğunda. Evet, geçen hafta. Bundan çok öncesinde ben bunları aynen bu şekilde söylemiştim. Aldatıldığını bile bile adamı boşamadın. Aldatıldığıma inanmıyordum. Ta ki kapımın önüne kanıtlar gelene kadar dedi. Bütün Türkiye inanıyordu. Kadını bir gecede kocası boşadı. Ortalık yıkıldı. O inanmıyordu. Vay 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 vay. Ya çocuklar biz kadınız bazen, değil mi? Kokusundan anlarız adam aldattığını. Kokusundan anlarız yani. Da Seda bazen öyle aşık olur ve seversin ki kafan şey yapmaz, hayır dersin. Aldatılırsın. Evet de adamla beraber mutluyum. Hiç olmazsa 10 adamla olacağıma bir adamla ömrüm geçsin. Şartlarım da şahane, kocam da yakışıklı deyip oturan çok. Bir de kadınların Türkiye'de, şimdi Demet bundan sonra, şimdi bir sevgilisi var ama ben onun sevgilisi yerinde olsam 1000 kere terk etmiştim yani. Ciddi neden? Misin? Şu son polemiklerden sonra bence kocasının işlerini, mutluluğunu zorlaştırıyor. Ve adam hafifleşiyor onun yanında şu an. Yani çünkü eski kocayla maddi ve manevi olarak eski defterler atıldıkça, açıldıkça iyi ya da kötü hala duygusal bir bağlantısı aynen, var. Ve biz, bir şey duyduk, şok olduk. Bir kafeye gitmiş yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile birlikte. Sürekli İbrahim'den bahsediyormuş. Yan masadaki biri anlatıyor bize. Ya bulacak bir şey mi? Ben eski sevgilisinden bahsedenle 2 dakika durmam. Vardır bir şey. Bir his, bir duygu. Yani eski sevgilisin peki beraber olduğu kişinin kim olduğunu biliyor muyuz? Medya, medyatik eski mi? Basketbolcu o da. Eski basketbolcu. O da eski basketbolcu. O da, belki, o da belki İbrahim kadar medyatik olmak istiyordur. Cenk Küpeli. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Güzel ve ünlü kadınlarla çıkan. Biz kaç kere iş ilandık ya? 2 yıldır boşanması, aldatılması. 2,5 yıl sürdü. Vıdı vıdısı onu konuşuyoruz. Kaç kere yaptığı televizyon mankenlik işiyle aldık. Eskiden öyle. Güzel de yaşlanmadı yani. Evet. Ne? Çok kötü yaşlandı. Kim? Demet. Ciddi öyle mi düşünüyorsun? Evet. Çok güzel bir kızdı. Fazla estetik, fazla kuruluk, fazla şeylik. Öyle bir Çağla gibi değil yani. Çağla Şikel gibi değil. Yani 40 yaşına kötü girdi. Hiçbir şey yaptırmadım diyor ama. Bilmiyorum, Michael Jackson'a benziyor. O zaman genleri öyle. Akraba Michael Jackson'la. Yani bir şey yaptırmadıysa akrabası herhalde. Ne diyeyim?
Ya benim görüşüm bu. Güzel yaşlanmadı baksana. Böyle miydi Demet? Çiçek gibi kızdı. Çok. Yani 1990'lı yılların başında tabii herkes olduğu gibi Demet yine de farklıydı. Yine de fit bir fiziği var ama. Çok ya her zayıf olana fit fizik diyoruz. Yeme senin de olsun. Seda bazen de, insanların yaşadığı şeyler yüzüne ve vücuduna yansıyor ya. Zaten o yüze sıkıntı, yansıyor. Problem, ihanet, aldatılmışlık, kandırılmışlık. Ha? Biz yansıttırıyoruz. Uzatma. Mutlu etmeyeceksen meşgul de etmeyeceksin. Adam seni mutlu etmiyorsa, aldatıyorsa, değersiz hissediyorsan, başka bir kadına aşıksa bırak o zaman al paraya git ya. Önüne bak, 2 yıl, 2 yıldır. Belki bir daha aşık olursun. Peki sen buna ne diyorsun? Demet Şener Cenk Küpeli ile aşkını ilan ediyor. Hemen İbrahim Kutluay Edwina Sponzo ile fotoğrafını paylaşıyor. Daha doğrusu el ele oturuyor. Edwina aşık. Sonra İbrahim Kutluay ile Edwina evleneceklerini duyuyoruz biz. Kesinlikle yakın zamanda evlenecekler. Hemen Demet Şener'den de benzer evlilik açıklamaları geliyor. Ya, ki önceki gün yaptığı aydır. Röportajda da hemen getirelim arkadaşlar. Demet Şener evliliğe yeşil ışık yapmış. İdare edebileceği bir erkek bulmuş. Cem Bey anladığım kadarıyla Demet'in ağzına bakıyor. Hani bir hayranlığı var Demet'e. İdare edebileceğin erkekler yarın evlenelim de evlenir. Boşanalım de boşanır. Nereye İnler, çekersen oraya mı? Gider. Çünkü kadına hayranlığı ve başka beklentileri vardır. Ben olsam bu kadarına bile tahammül etmem. Bence hafifliyor çünkü bir erkek olarak. Ağırlığını yitiriyor. Demet Şener evlilik sorularına ne yanıt verdi onu da bir izleyelim. Yaşarmış ayrılıkta gör bak artık hodri meydan. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. İyiyim zaten ya. Ben 2,5 senedir antrenmanlıyım bu konulara. O yüzden yeni değil yani. Evet. Hayatta her şey olabilir. Her şey insanlar için. Bazı şeyler için keşke bu şekilde olmasaydı da diyebiliriz. Ama hayat devam ediyor. Yakında bir seyahat varmış. Onu öğrendik. Amerika evet, seyahati. Evet, evet, evet. Kaç günlük ne yapacaksınız? Öyle birkaç gün. Öyle değişiklik. Zaten önceden planladığımız Cenk'in de işleri var orada. Hem onları halledecek hem de böyle keyifli biraz zaman geçireceğiz. Çok az yani 4-5 gün kalacağız. Bugün İbrahim Bey hem bir basın açıklaması arkasından da Dekont ulaştırdı bütün gazeteci arkadaşlarıma. Dekont ayın kaçı? Bakalım. Bakalım. Boşanma protokolü var. Herkese son kez söylüyorum. Ayın kaçıymış? Vallahi ben tarih burada göremiyorum ama. Ayın birinde yatması gerekiyor. Her ayın birinde. Lamucimi yok. Bu hukuktur, kanundur. Her ayın birinde yatacak. Ki ben Nisan ayı için icra takibine başlatmışım. Onun akabinde hemen birkaç saat sonra yatmış. Mayıs ayının 10'u oldu. Benim Mayıs ayı nafakam yatmadı daha. Bu kadar. Dekontları basına değil mahkemeye sunacak. İcra şu anda duruyor. Ben mağduru oynamıyorum. Ben her ayın birinde, 10'unda neyse ne ödenmesi gereken zamanlarda telefonla, avukatlar aracılığıyla 50 kere aratıp bu nafakanın peşine düşmek istemiyorum. Bir yere bağlanmış, tatildeydim demiş. Ya böyle bir saçmalık var mı? Cep şeyleri var hepimizin. Ben bir saniyede ödeme yapıyorum. Neyi tartışıyoruz? Bir, mağdur edebiyatı yapmıyorum. Allah'a çok şükür çalışıyorum. İki, bu nafakalar benim değil, çocuklarımın nafakası. İçinde okulları, servisleri, ekstra dersleri, tenisi, bilmem nesi her şeyi var. Şimdi beni konuşturmasın kimse. Ben edebimle duruyorum. Algı operasyonu. Ya bu kadar basit. Ben hiç mağdur oynadım mı size? Beni nasıl aldattı bu haller nasıl? Böyle bir halimi gördünüz mü siz bize? Lütfetti 10 yıllık bize tahsis etti evini. Evet. Allah razı olsun 20 yıllık emeğini. Çok gülüyorum bunlara yazık. Bu çocuklar onun da çocukları. Çocuklarını düşünen, mağdur etmek istemeyen bütün bunları yaşatmaz. Yani bu tartışma ne zaman son bulur sizce? Yani adam gibi mahkeme kararına uyarsa. Geçsin bu işleri. Çocuğunu düşünen adam bunları yapmazdı. Herkes birine aşık olabilir ki aşıksa. Herkes bir ilişki yaşayabilir. Bunu adabıyla bitirir. Bitti. İbrahim Bey çocuklarla ilgileniyor mu? Yani ilgilenmeye devam ediyor mu bu arada? İlgileniyor hani derken çocukların yani velayeti bende, benle yaşıyorlar. Ne zaman görmek isterse beyefendinin canı o zaman görüyor. Diyor ya çocuğumu göstermiyor diye. Hayır, sadece o gün ihlal ettiği için kuralı. Evime gelmemesi gereken günde Ömer'i alacaksa da şoförü ya da bana söyleyecek, ben göndereceğim. Yani insanı burasına getiriyor ya. Adam dediğin kapatır bunların konusunu. Cıttık bıttıdı bıttıdı yani. Konuşması gereken yerde niye konuşmadı? Haberler doğru mu? Düğün haberleri
Şöyle bir şey. Teklif etmiş, siz de kabul etmişsiniz. Şimdi şöyle bir şey. Çok fazla o konuyla ilgili konuşmuyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Boşandıktan sonra, boşanma kesinleştikten sonra kadın için şöyle bir kanun var. Belli bir zaman. 300 gün süre boyunca evlenemez. Ben 16 Nisan'da mahkemeye başvurdum avukatım aracılığıyla. 19 Nisan'da kararı aldım, bu kararı kaldırttırdım. Evet. Bu kararı da kaldırtma sebebim tabii ki belli bir şey içindi. O yüzden şu anda hiçbir beni engelleyecek bir şey yok. İstediğim zaman evlenebilirim. İstersen buradan çıkarım. Şurada Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde.